Adını bir şey söylemem. Şireci dediğiniz adam kim? Şireci dediğiniz adam benim gözümle bir dinleyin. Sizin çocuklarınız okula uysun diye okul yapan bir adam. Telefonla yapıyor ya. Çocuklarımız niye yarın sizin çocuklarınız Fatma Şahin olacak? Tamam, tek tek konuşacağız. Tek tek konuşacağız. Dedim ki başkanım, uyuşturucu sorunu var şehirde. En büyük sorun uyuşturucu demiyor musunuz? Amate mi yaptı? Amate mi yaptı? Kim yaptı? Şireci yaptı ya. Allah için insanları değerlendirirken Şireci yaptı. Dedim ki abim bak dinleyin. Dedim ki bizim şeye mezarlığa geldiğiniz zaman hep üzülüp gideceğiz. Aldığımız nefes vereceğimizin garantisi yok. Bunu da yaşamadık mı? Korona'da görmedik mi? O camiye gittiğimiz zaman dedi ki babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım dedi. Şireci dediğiniz adam bu. Arada fitne çalışıyor. Arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işlenen baba oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok. Siz verecek, veriyor. Veriyor. Adam diyor ki beni üzüyorlar diyor. Bak bir dakika bir dinleyin. Bir dinleyin. Ya bir dinleyin diyorum ya. Bir dinleyin ya. Bu dinleyin. Bunun nedeni, bu yaşananın nedeni ne sizsiniz ne Şireci. Yüksek enflasyon. Satın alma gücü paritesi. Onun için Cumhurbaşkanımız 2 yıllık süreçte bu enflasyonu tek haneye düşürdüğümüz zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır acı ya. Azıcık sabır. O yüzden biz bunu çözerken birlikte çözeceğiz. Ananız ben arıyor. Hanımınız ben arıyor. Allah için ya. Ben arıyor. Diyor ki başkanım kurban olayım şu işi çözün diyor. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkesin çocuğu okumak zorunda. Sağlık hizmetinden istifade etmek zorunda. Bu işin kazananı vallahi billahi yok. Var mı kazananı? Bu işi kazananı vallahi billahi yok. O yüzden biz alın terinin mübarek olduğu. Siz olmasan